Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in resulü ya seyyidina. Meb'asi Süleyman aleyhisselam. Geldik Süleyman aleyhisselama. Hazreti Vahbi ibn-i Munebbi rahmetullahi dedi ki, ne vakit Hakk-ı Bareke ve Teala Davud aleyhisselam ruhunu kabz eyledi, Cebrail aleyhisselamı Süleyman aleyhisselama taziye etmeye geldi. Cebrail aleyhisselam taziyeye geldi. Ve dedi ki, Allahu Teala seni İsrail oğulları arasında halife eyledi. Artık peygamber sensin yani. Süleyman aleyhisselam bu sözü işitti. Davud aleyhisselamın kabrinden kalkıp geldiği atasının mihrabına girdiği mescide gitmiş. Halifelik imamesini başına koydu. Orada babasının sarığını artık başına taktıkları o zaman neyse onu başına koydu. Ve Musa aleyhisselamın asasını eline aldı. Ve Yusuf aleyhisselamın sancağını getirip ve tabutu sekineyi önüne aldı. Bir şey vardı. Musa ve Harun aleyhisselamdan kalan mallar ve bazı işte mübarek eşyaları. Hani nasıl bizim Topkapı'da var ya sandık. Kutsal emanetler. Aynı öyle kutsal emanetler vardı onlarda da tabutta. O tabutu hatta böyle bütün savaşlarına falan götürüyorlardı. Galip geliyorlardı yani. Tamam mı? Onu aldı. Ondan sonra Cebrail aleyhisselam gelip dedi ki Hak Teala bunu söylüyorum tabii. Bunu unutmayın. Hani biz bazen diyoruz Resul-i Ekrem'in hırkasını ziyaret ediyoruz. Saçını bastığı yer falan filan. Bize bu Vahhabi kafalılar müşrik diyorlar ya. Kur'an-ı Kerim'de var bak. Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselamın emanetlerini bir tabutta koymuşlardı. Onu mübarek olduğunu peygamberler bile yanlarında taşıyorlardı yani. Bak ne diyor? Musa aleyhisselamın asası aldı. Yusuf aleyhisselam başına taktığı sancağını aldı. Yani demek ki mübarek zevatın kullandığı şeyler de mübareklik olur. Onunla bereketlenmek peygamberler usulüdür yani. Peki. Ondan sonra Cebrail aleyhisselam gelip dedi ki Hak Teala Hazretleri sana selam eder. Der ki padişahlık mı gerek yoksa alimlik mi gerektir? Ne ister? Süleyman'a git sor diyor Allah-u Teala Cebrail Aleyhisselam'a. Padişahlık mı, krallık mı ister yoksa alimlik mi ister? İlim mi ister? Süleyman Aleyhisselam yüzünü yere koyup secde eyledi, secdeye gitti. Ve dedi ki bana ilim yeğdir, ben ilim isterim. Padişah olmaktansa alim olmayı tercih ederim dedi Süleyman Aleyhisselam. Allahu Ekber, iyi dinleyin bak. Nerede şimdi böyle insan? Hak Teala Hazretleri dedi ki, ya Süleyman sen tevazu eyledin, padişahlık istemedin ve ben tevazu edeni çok severim. Sen ilmi tercih ettin padişahlık üzerine. Ben dahi ilmi ve padişahlığı ve aklı ve gökçek güzel ahlakı sana verdim. Madem sen böyle güzel bir tercih yaptın, İlim de senin olsun, padişahlık da senin olsun, güzel ahlak da senin olsun, akıl da senin olsun. Ve senden kibri ve ucubu giderdim. Kibir yok sana artık, ucub yok. Ve cemii dünyayı sana verdim. Bütün dünyanın mülkü senindir. Seyredip benim acayiplerimi gör. Gez dünyada ne güzel şeyler yaratmışım. Gör, tefekkür et, ibadetin çoğalsın. Süleyman aleyhisselam yine secde eyledi bunu duyunca. O gün akşama değin başını secdeden kaldırmadı. Bu kadar lütfu ilahi Allah ikram edince bir secdeye gitti. Akşama kadar başını kaldırmadı. Hak Subhanahu ve Teala Hazretleri Cebrail aleyhisselam dedi ki uçmağı var git cennete o hilafet yüzüğünü getir. Hilafet, halifelik yüzüğünü getir. Süleyman'a ver. Derhal Cebrail aleyhisselam cennete girdi. O yüzüğü alıp Süleyman Aleyhisselam'a getirdiği mis gibi kokusu var idi diyor. O yüzüğün mis gibi kokuyordu. Ve yıldız gibi nuru vardır. Yıldız gibi parlıyor. Ve dört köşeli kaşı var idi. Birinde yazılmış idi ki dört köşe tarafı varmış. Dört tarafı. Birisinde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Ve birinde yazılmış idi ki La ilahe illallah. Birisinde Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed onun Resulüdür. Tabii ki sallallahu aleyhi ve sellem orada tabii burada söylüyor. Hani işari olarak da yazılmış olabilir. İlle de açık açık yazılmamış olabilir yani. Sonra ikinci tarafta La ilahe illallah kullu şeyin ilhalikun illa vechhe lehu'l hukmu ve ileyhi turcaun.
Allah'tan başka ilah yoktur Celle Celaluhu. Allah'tan başka, Allah'ın rızalığından başka her şey helak olup gidecektir. Bütün hüküm ona döndürülecektir diye yazıldı. Diğerinde ise lehul mulku vel kibriyâ'u vel izzetu vel sultan. Saltan, gerçek saltanat, izzet, yücelik ve mülk ancak Allah'ındır diye yazıyordu. Birisinde tebârekallahu ahsenul hâliqîn. En güzel yaratıcı olan Rabbimiz ne mübarek ne yüce oldu diye yazılmış idi. Vehb ibn-i Münebbih rahmetullahi aleyh der ki, ol yüzük Adem aleyhisselamın elinde idi uçmakta iken. Sonra uçmaktan çıktıkta ol yüzük parmağından uçtu, vardı arşın bir tarafında durdu. Hatta bunun menkıbesi kıssasını daha önce okumuştuk. Hani Cebrail aleyhisselam, Adem aleyhisselam bir yüzük getirmişti de, Adem aleyhisselam onu işaret parmağına takacak oldu. Sonra demişti ki Cebrail aleyhisselam, işaret parmağına şehadetin şerefi yeter. Orada Resul-i Ekrem'in nuru gözüküyordu. O şeref ona yeter. O parmağa takma, yüzük parmağına tak diye o vakit söylüyor. İşte o yüzük cennetten çıkarken parmağından uçtu gitti diyor. Arşa düştü, arşın bir kenarına. Oradan işte şey alıp getirdi onu Cebrail aleyhisselam. Parmağından uçtu vardı arşın bir tarafına durdu. Hak Teala etti. Ey Hatem, izzeti Adem aleyhisselam bizim ahdimizi unuttu. Dedi ki ey Hatem-i İzzet, ey İzzet yüzüğü, seni Adem'in parmağına taktık ama Adem bize verdiği sözü unuttu. Bu kez ben seni bir kişiye verem ki benim ahdim unutma. Ben seni birisine vereceğim ki o bana verdiği sözü unutmayacak. Ne vakit Hak Teala Hazretleri Süleyman Aleyhisselam'a peygamberlik verdi, Cebrail Aleyhisselam ol yüzüğü Aşura günü, Cuma günü idi, Sultan Süleyman'a getirdi. Muharrem ayında demek ki bak. Ve dedi ki Hak Subhanahu ve Teala Hazretleri iş bu mübarek yüzüğü sana armağan gönderdi. Allah-u Teala bunu sana hediye etti. Süleyman Aleyhisselam ol yüzüğü alıp mübarek parmağına taktı. Ondan Cebrail Aleyhisselam Bismillahirrahmanirrahim'i indirdi. Ve cemii ademileri ve cinnileri ve cadıları ve kuşları ve yeli Süleyman Aleyhisselam musahhareli. Onu giydi. Bismillahirrahmanirrahim dedi. Bu Bismillahirrahmanirrahim ve yüzüğün sırrıyla bütün insanlar, cinler, cadılar, cinlerin kötüleri işte. Sonra kuşlar ve rüzgarı Allah Subhanahu ve Teala Süleyman Aleyhisselam'ın emrine verdi. Yani iman etmeseler bile o cinler o ne diyorsa onu yapacaklar. Mecburlar yani. قال الله تعالى ayette de geçiyor. وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحِ تَجْرِي بِأَمْرِ رُخَاءً Rahatta nereye isterse o tarafa rüzgarı ona musahhar kıldık. Alır götürür Süleyman'ı. Gel beni dergaha götür. Gel beni İstanbul'a götür. Hop rüzgar alıyor götürüyor. Öyle yani. Biz şimdi Allah bize de verdi tabi o ikramı. Biz de rüzgarın gücüyle uçuyoruz ama Süleyman Aleyhisselam tabi öyle bilet kuyruğu beklemek gibi derdi yok. Havalimanına gitme derdi yok. Hemen yani. Ehli tefsir derler ki Hak Teala Hazretleri Süleyman Aleyhisselam'a kuşların dilini öğretti. Bir gün bednus öttü. Süleyman Aleyhisselam dedi ki bilir misiniz ne dedi? Bednus bülbülün sesi olması lazım. Eder ki ya gafiller Allah'ı zikreyleyin diyor. Ondan sonra ha yok. Bednus herhalde neydi? Bednus şey tavus kuşu mu yoksa? Yok tavus da aşağıda gelecek. Bednus, bednus. Burada kalalım biz en iyisi de. Bunun ismine bakalım şey yapmadan geçmeyelim. Bütün kuşları burada sayacak çünkü. Evet. Ve minallahi tevfik bi hürmetil habib bi hürmetil fatiha. Seyyidina Muhammed. Seyyidina Muhammed.
Daha fazla sohbet ve videolarımız için bizi YouTube, Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden At Dergah adıyla takip edebilir. Hizmetimize destek olmak için kanalımıza ve sayfalarımıza abone olabilirsiniz.